Bugün AKP'nin adayı olsun. Bugün MHP'nin adayı olsun. Bugün Saadet Partisi'nin adayı olsun. Hepsi bizim kardeşimizdir. Yaptığı çalışmalar elbette halkı aydınlatma anlamında. Özellikle muhalefet partisinin yaptığı çalışmalar. Halkı iktidara karşı, iktidarın yanlışlarına karşı uyarma ve aydınlatma anlamında çalışmalardır. Ve biz bunu kesinlikle yapmıyoruz. Kesinlikle kötü gözle bakmıyoruz. Yine aynı şekilde Bilecik'te iktidara sahip olan değerli belediye başkanımızın ve aynı zamanda adayımızın da Bilecik için, kendi memleketimiz için yapmış olduğu çalışmaları elbette alkışlıyoruz. Ama yanlışları, ama yapılan hataları da göstermek bizlerin boynumuzun borcu. Sonuçta biz ana muhalefet partisi. Dolayısıyla arkadaşımın, özellikle Hüseyin arkadaşımın 14 bin ev gezdik şeklinde bir söylem var, beni çok mutlu etti. Evet, bizler de yaklaşık şu ana kadar 15 bin hale geldik. Dolayısıyla bizler işimizi doğru yaptığımız zaman bu memleket, bu coğrafya elbette bizleri, işini doğru yapanları özellikle takdir edecektir ve bir tarafa tarihe bir not düşecektir. Değerli arkadaşlarım, bakınız, biz Bilecik'te şu anda mevcut belediyeye almaya en yakın siyasi yapıyız. Adayımızla, çalışmalarımızla, projelerimizle ve iktidarı eleştirmemizle en yakın siyasi partiyiz. Bunu bugüne kadar her konuşmamda zikrettim. Arkadaşlar, eğer bugün Bilecik kamuoyu mevcut iktidardan hem genelde hem özelde, yerelde eğer bıkkınsa, eğer Türkiye'deki gelişmeleri gözetliyor ve bunları yorumluyor ise, ki biz bunları halka anlattık, bu noktada ben Bilecik halkının Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesini istiyorum. Zira değerli arkadaşlarım, 2009'daki sayısal verileri gözetlemenizi istiyorum. 2009'daki sayısal verilere baktığımızda siyasi iktidardan memnun olmayan Bilecik halkının, siyasi partilerin kurumsal birleşmesinin olmayacağını gözeterek oylarını sandıkta birleştirmeleri gerekiyor. Bir şekilde bu halktan, bu yönetimden mutsuz olan bu halkın oylarını bölmemeli. Bakınız, açık olarak söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi geçtiğimiz seçimlerde 111 oyla, bu halkın teveccühüyle ve 111 oyla seçimleri kaybetti. Şimdi yine aynı şekilde dün izlediğim bir videoda değerli ağabeyim, değerli bakanım, değerli milletvekilim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıyla ilgili bir iki laf etmiş. Buna da çok üzüldüm. Bakın, partilerin kurumsal yapıları olmaz ise adaylar tek başlarına hiçbir şey başaramaz. Muhtarlarımı şey tutuyorum, hariç tutuyorum. Ama bakın, toplumun en geniş kitle örgütü siyasi partilerdir. Oyları siyasi partiler alır. Bahattin abiye şunu soracağım. Bilecik'te MHP örgütü olmasaydı tek başına 2011'de aldığı oyu alabilir miydi? Arkadaşlar, görüntü bu. Fotoğraf bu. Biz 2009'da kurumsal kimliğimizle, kurumsal yapımızla, projelerimizle, belediye meclisimizle, adayımızla bir bütün olarak bütün Cumhuriyet Halk Partililer yaptıkları çalışmalarla, gösterdikleri etkinliklerle, halka inmeyle, vatandaşa kendisini anlatmayla bir bütün olarak bu oyu aldı. Ve bu oyunda 2011 yılında yapılan genel seçimlerde koruduk. O yüzden konuşuyorum, boş konuşmuyorum. Şu anda işte yapılan anketler kimisinin moralini bozar, kimisinkini bozmaz. Ama güç birliği sağlanacaksa, eğer bu toplum yılgınsa bu iktidarda, şurada kaldı 7 gün. Önümüzdeki hafta pazar günü sandığa gideceğiz. Birleşmenin tek adresi, kaldı ki şunu da zikretmeden geçemeyeceğim, toplumu ikiye ayrıştıran bir iktidar var. Benden olan, benden olmayan.
kendisinden olanların da yandaş olan, tam yandaş olan, olmayan yandaş gibi bir ayrım var. Bir kısmını, toplumun %3'lük, %4'lük bir kısmını zengin eder iken yandaşlarından, diğer kısmını kendisine oy veren kamuyu da, kendisine oy veren toplumu da fakirleştirip oyunu kendisine bağımlı kılarak verdiği yardımlarla bugüne kadar 12 yıldır bu duruma getirdi kendini. Ama bir de hakikaten ondan olmayanlar var. Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman bu coğrafyada yaşayan insanlar bu kadar ikiye ayrılmadı. Kendisinden olmayanları %50'yi evde tutuyorum, evlerinde gizliyorum diyen bir başbakan olmadı değerli arkadaşlar. Dolayısıyla gelinen noktada işte bu iktidara karşı, bu yapıya karşı, bu toplumu ayrıştıran fikre ve zikre karşı ben bunları istemiyorum diyen yerelde Bilecik'imizde oy kullanacak yurttaşlarımın tek adresinin CHP olması gerekiyor. Biz yıkacağız, biz devireceğiz. Matematiksel, bilimsel bütün neticeler, geçmiş yıllara ait bütün seçim sonuçları bu dediklerimi teyit ediyor. Dolayısıyla Bilecik halkının bu noktada oyuna gelmemesi, elbette Bilecik halkının AKP haricinde AKP'ye oy vermeyecek olanları diyorum, AKP'ye oy verecek yurttaşlarımız da var. Ha, onlara da saygımız var. Demek ki o yurttaş AKP'ye oy veremiyorsa biz kendimizi iyi anlatamıyoruz. Vatandaşın yurttaşın hiçbir kabahati yok. Ama bir şekilde git diyecek yurttaşların da oyunu birleştireceği tek yer sandıktır. Oyunu vereceği tek noktada Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Değerli arkadaşlarım, sözlerimi daha fazla uzatmayacağım. Bakınız, burada diyorum yine muhtar adaylarım var, sivil toplum örgütlerinde görev almış arkadaşlarım var. Değerli muhtar adaylarıma, elbette Bilecik için çalışıyorsunuz. Bilecik için görev edinip, ki sizin işleriniz bizden daha zor, tek başınıza mücadele ediyorsunuz. Girdiğiniz yarışta başarılı olmanızı diliyorum. Başarılar diliyorum. Yine diğer siyasi partilerin adaylarına da bu akşam buradan başarılar diliyorum. Şunu açıklıkla zikrediyorum. Elbette seçimlerin sonucunda Bilecik kazanacaktır. Doğruyu Bilecik halkı bilecektir. Ve Bilecik halkı kendi geleceğini bu seçimde kuracaktır. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu seçim de aynı zamanda genel seçimin göstergesi olacaktır. O yüzden herkesin vicdanını eline koyarak, sandığa gittiğinde sorumluluğunu bilerek, bu coğrafyayı seven herkesin bu sorumluluğa katlanarak önce sandığa gitmesi, sonra da bu sorumluluk içerisinde oy kullanmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.